Ben Baran Ökmen, 28 yaşındayım. 9-10 yaşlarımdan beri müzikle iç içeyim, gitar çalıyorum. Hi, my name is Gian Carpino. I am a musician, I am a singer and a guitarist. I'm 25 years old and I grew up in Albany, New York. Müzikle tanışmam ilk olarak ailenin evde dinlediği kasetler, CD'lerle başladı. Yaklaşık 5-6 yaşlarımdan itibaren. Daha sonra oradan abimin ve kuzenimin dinlediği, işte o dönem hip hop, rock müzikler bayağı çeşitli. Zaten MTV'deki klipler vesaire, hani onlar da işte MTV nesli olarak besliyordu bizi. O şekilde başladım ama annem bir gün bir gitarla geldi. İşte abim çok gitar istiyordu. Daha sonra o abim farklı bir yere yöneldi. Ben de müziğe yöneldim. O gitarla beraber başladıktan sonra gerisi geldi. I started making music when I was very young. I have vivid memories of my father. My mother used to take me into very crowded restaurants with my brother, and I remember her carrying me up to the front where my dad would be playing in front of all these people, and I would always be excited to see my dad. There'd be a lot of people around, and I basically just remember the energy that he had, and I remember being little and wanting to feel that same excitement that I could see on my dad's face maybe. I think that it was just overwhelming when you're a child to see one of your parents playing music in public for other people and seeing how they react to them. So I think that that's what started me making music, was my dad being a musician and me seeing him when I was young. Yani çevremi değiştirdi tabii ki. Ben çok İstanbul'un böyle çok bilinmeyen bir mahallesinde büyüdüm. Bahçeli evlerde. Çok müzisyen yoktu etrafımda. O zamanlar tabii denk geldiğimiz müzisyen arkadaşlarımızla bugün hala zaten iş yapıyoruz. O çevre kendini böyle çok tuttu ve aslında bir kendi içimizde bir fanus gibiydik. Yani o bahçeli evlerde böyle zaten bir tane stüdyo vardı. O çevre, ha, güzel bir çevrede kendi içimizde bir gruplaşmamız vardı. Yani çevremi çok müzisyenlerden oluşuyor çevremde. Arkadaşlarım var vesaire. Hani onlarla beraber olmak, muhabbet etmek güzel. Biraz aslında çok normal toplumun dışında gibi de sayılabiliriz yani. Hani çok normal iş yapan adam azdır benim etrafımda mesela. Öyle bir eksikliğini de çekerim hatta, yani böyle çok alakasız bir ortama gittiğim zaman falan, "O Ses Türkiye'ye niye katılmıyorsun" falan da dedikleri oluyor. Ben şaşırıyorum tabii, şarkı söylemediğim için. Öyle insanların izlenimi başka olabiliyor yani. Ama bizim çevremiz genelde hep müzisyen çünkü yani, ya da işte sanatla ilgilenen insanlar vesaire, sinemacı, onun gibi. For me personally, it made me have to think about who I was. So I'm personally someone that likes to communicate with people, and I love meeting people. I love connecting and sharing information and energy. And then I also like to be in solitude. So for me personally, when I started really focusing on becoming a good guitarist, not just a guitar player, and a good singer, not just a singer, you know, a proficient musician, it influenced how I spent my time. You're definitely going to choose to do things differently when you're an artist, or when your main goal is to have perfection in an instrument, because you don't have the time to spend doing regular things. I can't necessarily play video games like the rest of my friends all the time, or I can't, you know, stop what I'm doing to go to the mall. I might be late for something because I have an idea. This is something that is just constant, and it means a lot to me, and it's very important the way that I get my message out to the world. So that's going to influence everything around you: your job, your relationships with your family, your relationships with your friends, a lover, things of all that nature. It has changed in many ways for me personally, all those relationships, but not necessarily in a negative sense. It just means that you commit to this life as an artist. Müzik insanın olduğu yerde, doğanın ve insanın birleştiği yerde sürekli var olan bir şey zaten. Ve çoğu toplumda, kültürlerinde müziği müzik olarak adlandırmıyor zaten. Yani şamanların ölülerini gömdüğünde yaptığı şeyi müzik olarak tanımlamıyorlar. Yuğu törenlerini, ölünün arkasından söylenen şarkıları, deyişleri ya da doğumda çalınan bir şeyleri. İşte çeşitli kültürlerde çok farklı şekillerde var olabilen bir şey müzik. O yüzden kültürle direkt iç içe ve toplumun direkt bir yansıması olabiliyor. All throughout human history you can see music being used for your happiness, for your parties, for your introspectiveness, for your solitude. Music can be used in various ways. So throughout history, during
dramatic times, people often turn to music for happiness or, you know, for connectivity, so we can all get together and share in music. For centuries, people have been partying together just simply behind music. And also people have been going into their studies, into their homes, into their basements, their rooms, putting headphones in or whatever it is for you, and zoning out of the world. And that's something that music does that I think is interesting. Benim ana enstrümanım gitar. Gitarla başlamamız sebebi gitarın o dönemlerde çok kolay ulaşılabilir bir enstrüman olması. Hala da öyle. Herkes gidip rahat rahat uygun bir bütçeyle sahibi olabileceği bir enstrüman. Ve tabii bizim dinlediğimiz insanlar da o dönem, yani işte küçüklüğümde dinlediğim gruplar da hep böyle bir gitar müziği ağırlıklıydı. O yüzden gitarla başladım. I chose to play the guitar at first, and the reason for that is because I would hear it when I was young and I would get very excited. The people playing very intense solos, or emotional solos rather, it would speak to me, and I would want to do the same thing, and that always just stuck with me growing up, so that's what I chose to do. Originally was play the guitar, and through playing the guitar I realized what music was as an entity, and I started to pick up the piano and I started to sing, and I realized that all these instruments are connected, you know. Herkes müzik yapabilir, herkes müzik öğrenebilir. Bunun yetenekle falan, yani yetenek sadece işinizi kolaylaştırır. Ama ailenizde müzikle uğraşan birileri vardır vesaire. Tabii ki bunların size katkısı var. Ama kimse de yoksa etrafınızda, güzel doğru bir hoca bularak, bu işin birazcık temelini alarak, yeteneğiniz varsa belki ona bile gerek olmadan, hani doğru insanları bularak çalışacak, bu işte ilerleyebilirsiniz. I would say that absolutely anybody can become a musician because the ease of access of creating music now, thanks to technology. Even if you have no musical skill whatsoever, you can go onto the internet and you can find various programs that will help you build a beat or build a melody with vocals. You can literally create a song with no musical skill whatsoever. Müzikle geçimini sağlayabilirsin. Benim aynı zamanda müzik öğretmeni sertifikam var, aldığım eğitimden dolayı. Yani ama öğretmen olarak çalışmıyorum. Ben sahneden, bu pandemi sürecine kadar en azından çok sahneden hayatımı idame ettiriyordum. Ondan öncesinde eğitim verdiğim de oldu, gitar dersi vesaire yaptım. Şu anda tek tük yine gitar dersi veriyorum elimden geldiğince. Bu şekilde idame ettiriyor muyum? Çok ettiriyorum, bilemiyorum, tartışılır orası yani, ama belli bir dönem olur, çok para kazanabilirsiniz. Yani harcayamayacağınız kadar para kazandığınız da olur yani. Hani o yüzden o konuda biraz garantisi yok bu işin. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. It is a very difficult feat to be a musician in society in general for all of history and including today, especially today. Given the recent circumstances in current history, all musicians are struggling, unfortunately. There's not a lot of musicians making money, or any musicians making money right now. The only individuals making money in the industry currently in 2020 are the individuals lucky enough to have streaming value, advertisement value, or to have been picked up by some type of label, monetization outlet for your music. There is a chance, there is a hope that you can support yourself as a musician in a grand fashion. Şimdi bu yaptığın şeyin garantisinin olmaması zaten ortadaki en büyük tuzak. Yani eğer kendinden eminse bunu yapan kişi, kendinden emin bir şekilde o yolda zaten devam eder. Ama hevesin çabuk kırılıyorsa, böyle en ufak bir eleştiriye tahammül edemiyorsan vesaire, o zorluk kolay gelsin yani senin için. Hani o birazcık zamanla böyle olgunlaştıran bir süreç. Yani gelecekte müzisyen olanlara tavsiyem ne olabilir? Abi çok para kazandığınızda atın kenara biraz yani. Lazım oluyor. I would certainly suggest to future musicians, don't take everyone's advice all the time. In the music industry or as a musician, people are constantly offering you information and advice from not your life, not your perspective, not your round, not your choices. They may think they know what's best for you, and they, you know, might have a good perspective, but it's very important to stick to your own personal feelings about being a musician and just caring about why you're doing it, not what other people want to see from you. Be creative. Don't look to what's currently the most popular thing. I think that trendiness is something to be afraid of. Yapmayı deneyeyim. Ben son zamanlarda udla ilgileniyorum biraz. Size çok sevdiğim Tamburi Cemil Bey'in bir saz eserini çalmaya çalışacağım o zaman.
Take you to school. Don't treat me like a fool. Yeah. Everything I gotta do, everything I gotta say, they can take the shit away. I don't risk for life, you don't risk for play. This is not tonight, this is every day. I cannot walk away, I cannot walk away, I cannot walk away. Vallahi kocaman bir evim olsun, arkadaşlarım gelsin, müzik yapalım, içinde stüdyo olsun. Hani burası da var ama burası biraz küçük kalıyor. Kocaman bir ev olsun, çok güzel bir müzik sistemi olsun. Müzik dinleyelim, arkadaşlarım gelsin. 80 yaşına geldiğimde bile müzik yapıyor olayım. Sevdiğim arkadaşlarımla çalıyor olayım. Budur herhalde ya hayalim. Even though I haven't dropped music yet, I do have fans out in the world and people that are interested in me as an artist. So my dream right now is to be received by the world. Just as a musician, just as someone that you can listen to and enjoy, and maybe someone that can compete with the rest of the artists on that level in this country.